dünyada şehirlerin efendi seviyetinde olan İstanbul'un fethinin başladığı bölgede bulunan yine heyecanların en büyüğünü bizi götürüyor, çıkartıyor. Bunu da zikretmekte yarar var. Konumuz Selçuklar, Selçuklu tarihi, Selçuklu dönemi meseleleri ve Selçuklu yazıcılığı, yani zamanımız el verdiği süre içerisinde özet mahiyetinde bunlara gireceğiz. Osmanlı Devleti'nin hep muhalifi, muarızı oldular. Ve Osmanlı Devleti'nin bu barışıklığının temelinde yatan gerçeklerden birisi, Ortodoks Hristiyanları, Katolik Hristiyanlara karşı korumasıdır. Bunu biz işte anlatmaya çalışıyoruz, anlatmalıyız. Anlatamadık demiyorum da yani onda bir olumsuzluk vardır. Siz yani siz olun, yani mümkün olan derecede olumsuz ifadelerden kaçının arkadaşlar. Yani anlatacağız yani bir gün ama bu tarihi temel bir gerçektir. Sadece bu yönüyle bile yani Osmanlı'nın büyüklüğünü ortaya koyabilirsiniz. Tarih 1064. Yani 1064'te başlanıyor, 66'da 2 yıl içerisinde böyle bir standart medrese açılıyor. Ve arkasından işte bu medrese öyle yani ihtişamlı büyük zatlara vesile oluyor, yetişmesini sağlıyor ki. Hani içinden işte Ebu İshak Şirazi, işte Cüveyni, Gazali, İmam Gazali gibi. Yani şu anda her biri bir dev. Yani mesela Gazali'nin eserlerinin kaç tane olduğu da keşfedilemedi. Yani her zaman ekonominin lokomotifi ticaret olmuştur. Dünyanın ticaret merkezi de 13. yüzyılda Anadolu'dur. Ama 13. yüzyıl, hemen söyleyeyim, yükselişin ve inhitatın, yani inkişafın ve inhitatın yaşandığı bir yüzyıl. O da ayrı bir yüzyıl. İşte bu çerçevede, yani Selçuklu Devleti'nin tabii sayılamayacak, yani belki işte 45 dakika, 1 saate sığmayacak çok özellikleri var. Yani birisi sadece hani Malazgirt Savaşı bile yani efsane gibidir. Yani ama efsane değildir. Baştan sona yani İslam kaynaklarında da çok güzel anlatılan bu savaş insanı yine baştan sona mest edecek, çarpacak hikayelere sahiptir. Ama asla tek kelime neredeyse uydurma yok. Tahayyürattan çıkma bir tarafı yok. Temel belgeler var Osmanlı tahrirleri diyoruz değil mi? Yani en büyük belge hacmi oradadır yani tahrir defterleri. Niye? İşte her türlü gayrimenkulün sayımı yapılıyor, defterlere geçiriliyor. Muhteşem belgeler yani. İşte mesela şer'iye sicilleri diyoruz, kadı sicilleri, yani kadı kayıt, mahkeme kayıtları. Yani bu ikisi işte daha temettuat defterlerine falan geçmeden yani muazzam belgelerdir. Ama Selçuklara gittiğinizde hani bir tane Selçuklu tarihi yok elimizde. Yani çocuklar ne yazık ki. Hani bir tane işte Selçuklu dönemi kadı sicili yok. Bazı devlet belgelerini yani berattır, fermandır. Hani tek tük bulundu. Bunları rahmetli Osman Turan Hoca büyük bir önemli bir kısmını Türk Tarih Kurumu yayınları içerisinde yayınladı. Yani kitap olarak da var bizim yayınlarımız arasında var, mevcut. Ama hani o devlet belgeleri dediğimiz yani o özel tutum biliyoruz. Hani Selçuklu tahrirlerinin yapıldığını da biliyoruz. Selçuklu'nun bir özelliği de Selçuklu medeniyeti deniyor çocuklar. Selçuklu medeniyeti. Yani ortalıkta bir İslam medeniyeti vardır. Bunun kurucuları Müslüman Araplardır. Yani buna daha sonra Farslar dahil oldular. Elbette yani karınca kararınca önemli katkılar yaptılar. Her medeniyetin bir mümessili vardır. Yani dünyada mükemmenatta sistemsiz hiçbir şey yoktur. Yani tıpkı gökteki hani gezegenler sisteminde, tıpkı güneşin her birine işte müzahir olduğu gibi, bağladığı gibi her şey sistemlidir. Medeniyetlerin de mümessili vardır.
yani İslam medeniyetinin ilk kurucuları ve müesseslerini Araplardır. Daha sonra bunun mümessilliğini Türkler almıştır. Yani Saadettin Köpeğin başlatmış olduğu iç iktidar mücadelesi ne yazık ki çok hayra olmadı. Biz ona bakıyoruz. Yani tarih sonuçlar diyor, sonuçlardır diyoruz ya. Bir bakma hani sonuçlarda çok liyakatlı devlet adamı bu iktidar mücadelesine kurban gitti. Onu da biliyorum. Yani Ziyaettin Karaarslan, işte Kemalettin Kamyar, Sinanettin Kaymaz, yani yine Harezm Ümerası'ndan işte başta Kayırhan olmak üzere. Hani bu Saadettin Köpeğin başlattığı saray iktidar mücadelesine kurban gittiler. Ve devlet adeta yani yarım kanatlı kaldı yani. Bazen öyledir. Kazanılan zaferler Pirus zaferidir. Yani böyle kazansanız da kaybedersiniz. Yani karşı tarafı bitirmişsinizdir ama siz de bitmeye ramak kalmışsınız. Yani karşı tarafta diyelim işte 10 milyonluk askerin tamamı gitmiş. Sizin arkanızdaki 10 milyon askerin de 10 tanesi kalmış. Yani bu bir zafer değil. Dolayısıyla Saadettin Köpek dönemi başlatılan iktidar mücadelesinin devlete böyle bir tahribatı var. Kaçınılmaz ve onu da biz tarihçiler yargıç değiliz. Yani işte infaz memuru da değiliz. Ama hükümlerle bir tarihçi ister istemez yargılıyor gibi. Saadettin Köpeği de iyi bir makama oturtmuyor tarihçi. Yani bir milletin Müslüman oluşunun bugün kitaplarımızda tam tahlili yok onu diyorum. Yani yoksa bir şey oldu oldu. Yani elimizde bir sonuç var. Yani şimdi kocaman bir işte Bozkır'a uzanmış. Ve düşünün, dünya kültür coğrafyasında ve nüfus coğrafyasında kapılar açmıştır yani. Hani o da demin onun üzerinde durdu. Hint Müslümanları yani böyle. Hala da devam ediyor yani Hindistan'da. Yani düşünün, yani İslamiyet'in yayılması bana göre devam ediyor az da olsa. Yani Hindistan'ın %25'i Müslümandır yani. Pakistan demiyorum şu an. Yani öyle bir durum. Bunu açan işte Gazneli Mahmut diyorsunuz. Gazneli Mahmut 17 sefer yapmış. 4 seferi de tespit ettim. Batıya var. Yani İran'a, Azerbaycan'a. Sefer demek şu demek. Bakın yani öyle fedakar insanlar bunlar. 20'nin üzerinde sefer var. Her bir sefer 6 ay sürüyor. Düşünün bir sultan, öyle sultan çok cazip bir meslekte değil. Yani meslek saysak yani böyle. Hayatının 10 yılı at sırtında geçmiş.